Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle herkese sağlıklı, bol yavrulu hobiler. Bildiğiniz üzere yakın zamanda bir beta almıştık. Mustafa abiyle sağ olsun, Mustafa abinin hediyesi. Onu hızlıca aldık ve ben de akvaryumcuya, sağ olsun Güven abi, akvaryum siparişi verdiğimi söylemiştim. 3 günde, yani kuruma süresiyle 3 günde, bugün 4. günde akvaryumu bana teslim etti. Sağ olsun, gerçekten yani gördüğünüz gibi alt kısmı boşluk bırakıldı alt kısmında. Yani özellikle ben söyledim. Komple ultra clear camlar ve gerçekten çok güzel bir akvaryum oldu. Tam istediğim gibi oldu ve bu betaya da yakışır bir akvaryum oldu. Gerçekten Güven abiye işçiliği için tekrardan teşekkür ediyorum ve beni kırmayıp bütün işini yarıda bırakıp bana bu akvaryumu yetiştirdiği için. Akvaryum küçük görünüyor. Evet, hani diyebilirsiniz belki, yani ne olur sanki hani bir saatte bitecek bir akvaryum diyebilirsiniz belki, ama gerçekten emek var. Bütün camları ultra clear, alttan boşluk bırakıldı. Silikon vesaire izi görünmesin diye bayağı uğraştı. Çünkü bildiğiniz üzere beta akvaryum, ufak nano bir akvaryum. Ben özellikle dikey yaptırmak istedim. Sağ olsun o da benim istediğim özelliklerde beni kırmadan yaptı. Şimdi betayı bunun içerisine aktarmak için öncelikle bunun kurulumunu yapacağız. Ben bu kurulumu için mangrove kökü kullanacağım. Ondan sonra taban kısmında yaprak kullanacağım, siliskum kullanacağım. Onun dışında asma dalı kullanacağım. Üst kısmına Wolfmar'ın ufak bir armatürü vardı. Ondan aldım. Küçük nano akvaryumlar için. Çok böyle kuvvetli bir ışık değil. Ama bunu bilerek aldım zaten. Ufak nano akvaryumlar için. Bunu kullanacağım. Dediğim gibi dipte yaprak kullanacağım. Ceviz yaprağı kullanacağım. Çınar yaprağı kullanacağım. Ve onun dışında çınar tohumu kullanacağım. Çınar tohumuydu zannedersem onun ismi. Ve kızıl ağaç kozaları kullanacağım. Bu şekilde bir tasarım yapmayı planlıyorum. Arka tarafa herhangi bir, yani arka back kısmına herhangi bir fon yapıştırmadım. Yapıştırmak istemedim. Çünkü bu akvaryumun genel güzelliğini bozmak istemedim açıkçası. Şimdilik bu şekilde kullanacağım. Sonrası için de belki bunun üst kısmına bir su üstü bitkisi, aynı şekilde diğer betamada su üstü bitkisi alacağım, farklı bir tür. Yine kolay bakılabilecek farklı bir türlerden. Bu şekilde bir kurulum gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Umarım güzel olur. Bakalım, ben şimdiden heyecanlanıyorum. Çünkü akvaryum gerçekten çok hoşuma gitti. Aşırı derecede beğendim. Ve şimdi dediğim gibi kuruluma geçelim. Bakalım kurulum sırasında neler olacak? Nasıl bir akvaryum ortaya çıkacak? Ve finalde beta bu akvaryuma yakışacak mı? Ve bu akvaryumda betanın büyüdüğünü görmek ve hani tamamen kuyruklarını açtığını, renklerinin oturduğunu görmeyi aşırı derecede merak ediyorum. Onu zaten hep birlikte bu kanalda ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şimdi ise dilerseniz betanın yeni akvaryumunu kuruluma geçelim. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Umarım sıkılmadan izlersiniz.
Tekrar selam arkadaşlar. Kurulum bitti. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Oldukça güzel oldu. Zaten betayı alıştır alıştırmaz hemen video çekmedim. En azından dedim bir suya alışsın. Tabii bunu da suya alıştırırken şöyle yaptım. Önce kendi bulunduğu kaptaki suyun pH'ini ve TDS değerini ölçtüm. Sonrasında bu suyun TDS ve pH değerini de ona yakın yapmaya çalıştım ki en azından bir değişiklikte vesaire bir şoka girmesin hayvan diye. Şu anda zaten herhangi bir sorunu yok. Arada bir de şurada üstten böyle bir yer bıraktım. Diğer yandaki benim copper koyuya kafa tutuyor arada bir. Şuradan aradan. O da en azından yavru olduğu için gelişimi vesairesi için iyi olacağını düşünüyorum. Şu anda Artemia verdim ikisine de. Şimdi Artemia yiyorlar. Bu da Artemia yemeye devam ediyor. Şöyle üstten de çekeyim. Bu burada gerçekten formunu vesaire göstereceğini düşünüyorum. Arada videodan önce bayağıdır seyrediyordum. Gerçekten formu vesairesi kendini kabarttığı zaman gerçekten çok güzel. Dediğim gibi büyüdüğünde de gerçekten istediğim gibi bir forma kavuşacağını düşünüyorum. Çünkü hem özel sadece beta için hazırlanmış granül yemlerle besliyorum. Yavru yemi de var. Burak abi sağ olsun vermişti. Onunla ve aynı zamanda da hemen hemen her gün bir öğün Artemia mutlaka veriyorum. Gördüğünüz gibi zaten yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. İlk geldiğindeki halini hatırlayanlar olacaktır. Bayağı böyle bir kısmış duruyordu. Şu anda gayet suya da alıştı. Akvaryumun genel durumu da çok güzel. Akvaryum gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Şöyle tam istediğim gibi oldu yani. Özel yapım, yani özel yapım derken zaten özel yapım da böyle gerçekten bu tarz akvaryumları beğeniyordum ve ileriki zamanlarda da yine bu alttan böyle boşluk olan akvaryum ama bu şekilde küp değil, biraz daha yayvan bir akvaryumla güzel bir bitki tasarımı kurmayı düşünüyorum açıkçası ama şu an için değil. Dediğim gibi betanın ve akvaryumun son hali bu durumda. Sağlığında da hiçbir sıkıntı yok. Gayet akvaryumundan da halinden de memnun. Şu an sadece Artemia verdiğim için üstlerde takılıyor. Ama genelde akvaryumu sürekli keşfediyor. Gördüğünüz gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bu kurulumu yaparken aşırı derecede keyif aldım. Sizlere de umarım bunu yansıtabilmişimdir. Umarım beğenirsiniz. Kanala abone olup destek vermeyi, videoları da beğeniyorsanız beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın ki daha büyük kitlelere ulaşalım ve bu hobiyi daha büyük kitlelere sunabilelim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bir başka videoda görüşürüz. Herkese sağlıklı hobiler.